Yani en büyük 4 firma, elektronik ticaret sektöründeki en büyük 4 firmanın kar oranı ortalama olarak negatif olmuş. Çok enteresan bir durum çıkıyor ortaya. Bunun sebebi pazarlama harcamaları sadece bugünü değil, yarını da etkiliyor. Çünkü bugün kimlerin piyasaya girebileceğini etkilemeniz, yarın piyasada yalnız kalıp kalmamanızı etkileyecektir. Dolayısıyla bizim sadece firmaların dinamik olmasını beklemememiz gerekiyor. Aynı zamanda kurumlarımız da, rekabet kurumunda örneğin, dinamik olması, sadece geriye dönük bakmaması gerekiyor, ileriye dönük bakması gerekiyor. Yani bu veriler bize yarın için ne ifade ediyor? Onları düşünerek ona göre regülasyonlar geliştirmemiz gerekiyor acilen. Regülasyonlar demişken, regülasyonlar aslında oldukça hassas bir konu. Çünkü regülasyonlar tahmin edeceğiniz üzere zaman içerisinde biriken bir şey. Nasıl ilk cep telefonu aldığınızda okunmamış mesaj sayısı sıfırken zaman içerisinde temizlemeye okunmamış mesaj sayınız on binleri bazen yüz binleri bulabiliyor. Burada da aynı şekilde regülasyonların hangileri işe yarıyor, hangileri işe yaramıyor sürekli geriye dönüp bakmamız ve işe yaramayanları kapatmamız gerekiyor. Yoksa ekonomiyi sadece hantallaştırmaktan başka bir işe yaramaz. Örneğin size bir örnek vermek istiyorum. Bu Türkiye'deki imalat sektöründeki firmaların büyüklük dağılımı. Yani yatay eksene bakarsanız bu 25 işçi çalıştıran firmaların sayısı, 26 işçi çalıştıran firmaların sayısı, 30 işçi çalıştıran firmaların sayısı 75 işçi çalıştıran firmaların sayısı. Yani firma büyüklüğü arttıkça firma sayımız azalıyor. Yani firmalarımız genellikle daha küçük firmalar, daha büyük firma sayısı az. Bu grafikte enteresan bir şey var. Dikkat ederseniz şu 50 bariyerine yaklaştıkça firmalarda bir yığılma var. 50 bariyerini geçince firmalarda bir eksilme var. Yani firmalar 50'nin üzerine çıkmamak için kendilerini 49 işçiye, 48 işçiye, 47 işçiye park etmiş durumdalar. Neden? Çünkü 50 işçi çalıştıran firmanın, 50 ve üstü işçi çalıştıran firmanın daha kapsamlı regülasyonlara